Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem riskinde bulunan Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm için start verilen Mimar Sinan Mahallesi'nde yıkım çalışması törenle başladı. Öncelikli olarak imar ve kentleşme konularını çözeceğiz demiştik ve adımlarımızı da bu noktada atıyoruz. Bu depremin bize bir takım şeyleri bir kez daha hatırlattığının bir göstergesi. İnşallah kentimizin dönüşümünü hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle vererek hızlı bir şekilde gerçekleştiririz. Depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine güvenli ve modern binalar inşa ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projede %95 uzlaşma sağlandığını belirtti. Ağustos 2022 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başladık ve Şubat 2023 tarihinde de tüm uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık. Buradaki uzlaşma görüşmelerimizde uzlaşma oranımız, biraz önce muhtarımız %90 olarak ifade etti, %95 oranında gerçekleşti hamdolsun ve tüm hak sahipleriyle burada sözleşme gerçekleştirdik. Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm projesinin kapsadığı detayları da belirtti. Proje alanımızda toplamda 3 adet blok var. Zemin üstü 5 katlı toplam 131 konut, 2118 metrekare iş yeri, 600 metre park alanı, 110 araçlık otopark alanı yer alıyor. Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerinden bir kazanç elde edilmediğini de vurguladı Başkan Yılmaz. Kentsel dönüşümden biz Yıldırım Belediyesi olarak hiçbir zaman bir kazanç elde etmedik. Tüm kentsel dönüşüm projelerimizi sübvanse ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız projeleri de sübvanse edeceğiz inşallah. El ele, gönül gönüle verdiğimizde hem depremin yaralarını birlikte saracağız, hem de olası afetlerden kentimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa'nın geleceğinin kentsel dönüşüme bağlı olduğunu söyledi. Bursa'nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkıyor. Kentsel dönüşümün şehrimiz için hayati öneme sahip olduğunu üzerine basa basa tekrar ifade etmek istiyorum.